Herkese merhabalar dostlarım. Natural Finans kanalına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle videoda anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Tarih 25 Temmuz 2023 günlerden salı saat 17.47. Bugün Sasa Polisler, Aselsan ve Tüpraş'ın günlük analizini gerçekleştireceğiz. Gün içerisindeki işlemlere bakacağız. Yani kısa, orta ve uzun vadede olurlarını konuşmaya çalışacağız arkadaşlar. Videoyu geçmeden önce kanalımızı hala da abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlar kısmında iyi veya kötü bir destek yorumu yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bizler için çok önemli şeyler bunlar lütfen yapalım. Sasa ile başlayalım. Sasa çok kritik bir yerde kapattı arkadaşlar. Yani aslında bir nevi yani artık kesinleşti diyebiliriz. Kötü gidişata doğru gidiyor gibi gözüküyor. Fakat 59-15 gibi bir seviyeler vardı. Bu seviyelerin altında kapatması bizim için yükseliş trendinin kısa vadede bittiğini işaret ediyordu. Çünkü bir önceki dibin altına inmiş bulunmaktayız şu anda. Yani bu bir önceki dibin altına inmek bizim için dibi görünmeyen bir kuyu. Nereye kadar ineceğini biz bilemeyiz şu anda. Ama bizi kısa vadede biraz üzebileceği yönünde görüşlerim var arkadaşlar. Nereye kadar? bir önemli Yani bu seviyeler önemli arkadaşlar. Bir sonraki seviyemiz 57, bir sonraki seviyemiz 52. 52'lerin altına düşmesi bizim için sert düşüşler getirir arkadaşlar. Umalım ki düşmesin. Düşerse yani sağlam bir toplamamız gerekiyor hisseyi, sağlam bir alış yapmamız gerekiyor. Bu bizlere zarar verir. Umalım ki olmaz. Günlük hacim dağılımına bakacak olursak da saat kaç itibariyle 25. Bu 24 mi oluyor? Aynen. Açılış itibariyle satış yönünden mükemmel bir hacim yakalanmış. Satış, 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 satış. E, kötü ilerlemiş. Kademel olarak düşmüş hacim. Ondan sonrasında bir şekilde sıkıntı yaşamış yani. Hep kötü kapatmış arkadaşlar. Gitgide kötüleşmiş. Kademel olarak düşmüş. Bir saat e, 15 gibi, 16 gibi bir hafif bir şuradaki destek seviyesi olarak algılamış burayı yanılmıyor isem. Sert bir düşüş yaşamadı oranın altında. Buranın üstünde kapatsaydı, kapatırsa hatta daha tam kapanmadı hala daha olumlu yönde olduğunu söyleyebiliriz. Ama kapatmayacak gibi gözüküyor. Bizim gözümüzde canlanan tablo bu. Yükseliş trendini zaten bozdu. Başka bakacak olduğumuz bir yer yok. Devam edelim. Gün içi işlemlerine bakalım Sasan'ın. Genel anlamda bakacak olduğumuz yer en yüksek fiyat 61.55, en düşük fiyatsa 58.65. 2 milyon 150 binlik bir para girişi olduğunu söyleyebiliriz. Detay kısmı bu şekilde inceleyebilirsiniz. Derinlik kısmı bu şekilde. 1 milyon 500 bin alış tarafı, 4 milyon 300 binde satış tarafı. 10 kademe derinlikte de herhangi bir yer baskın değil sürekli emirler değişiyor. Aracı kurum dağılımına Bakalım alanlarda ilk sırada vakıf yer alıyor. 1 milyon 180 bin not. İkinci sırada deniz yer alıyor. 793 bin not. Üçüncü sırada yapı kredi yer alıyor. 357 bin not. Ak, Garanti, BBVA, infogelik Halk, Triv, Bizim, QNB, Finans, Ünlü, Marbaş, İNG, integral şeklinde sıralanıyor arkadaşlar. Satanlara bakacak olursak da ilk sırada ziraat yer alıyor. 686 bin not. İkinci sırada Bank of America yer alıyor. 637 bin not. Üçüncü sırada tacirler yer alıyor. 575 bin lot. Yatırım, finansman, iş, tera, ata, Osmanlı, Türk iş, oyak, meksa, tep, avir kapital, sango, global şeklinde sıralanıyor. Bunlar gün içerisinde SASA'yı satan kurumlardı. Takas analizine bakalım. Günlük bazda takas yapmayı çok önermiyoruz. Haftalık ve aylık bazda katıl özel haftalık özel programında yapıyoruz. İsterseniz değerlendirebilirsiniz. Çok güzel özel bir Telegram grubu var. Çok samimi bir ortam oluştu. Katılı, katıla üye olanları oraya alıyorum arkadaşlar. Burada bakacak olduğumuz yer zaten ellerinde yüksek, yüksek miktarlarda lot bulunduran kurumlar alışlarına devam ediyorsa bizim için olumlu sinyaldir. Fakat iki gün önce alışlarına devam etmemişler. Ciddi olmayan ufak çaplı satışlarına devam etmişler. Bugün Bank of America'da satışlarına devam ediyor. E, garanti almıştır belki ama e, olumsuz sinyaller verdiğini söyleyebilirim takas analizinin günlük analiz açısından. E, başka söylenecek bir şey yok. Aselsan'da devam edelim. Aslında bu saate kadar bu hisseler çok güzel direndi arkadaşlar. Fakat e, o kırılım geldi yani o düşüş geldi. Endeksin e, düşmesi gerektiğini zaten söylüyorduk. Yani e, bir düzeltme gelmesi gerekiyor ki emin adımlarla ilerleyelim bizden. Ama düzeltme gelmeyince ister istemez işte de bir panik havası oluşuyor. Ne kadar sert yükseliş o kadar sert düşüşler meydana getirir. Bunu asla aklınızdan çıkarmayın. Yani çok yükselen bir şeyin arkasında mutlaka bir şey arayın. E, sürekli şüpheci yaklaşın her şeye. Böylelikle fazla zarar etmekten kurtulmuş olursunuz. Şimdi, ha yükseliş trendinin altına taşmış şekilde bizi karşılıyor zaten. Yani e, bizim için önemli bir seviye vardı 62, 69 20 olması gerekiyor yani 69, 20, 69, 20'lerin altına düşmediği sürece yükseliş trendinde olduğunu söyleyebiliriz. Fakat 69 20lerin altına düşerse e, biraz sıkıntı. Parabolik sarın alda olduğunu söyleyebiliriz. Bugün itibariyle ala geçmiş. E, 26 günlük üstel hareketli ortalamanında altında olduğunu söyleyebiliriz. Hatta tam üstünde mi altından belli değil. E, tam olarak ona teyit ediyor yani. Bu şekilde söyleyebilirim. Bunda ne fiyatlarını istiyorsanız, ilerleyen fiyatlardaki direnç seviyelerini istiyorsanız Fibonacci değerlerine göre bakabiliriz. Hafta sonu benim için içerik çıkar hem de. E, başka bakacak olduğumuz yer günlük açılışta Güzel gene e, hacim yakalayamamış hacim yönünden berbatmış bugün arkadaşlar bir saat 12'de biraz alış yönü baskın bir hacim gelmiş sonrasında gene berbat ötesi bir hacim yakalamış aselsan benim en sevdiğim istsi aralarında aselsan zaten dün gömüyorsun gömüyorsun demişsiniz ama benim en sevdiğim iste aselsan arkadaşlar aralarında e, çok alt seviyelerden topladık sürekli topladık yani kar satışı gelebilir arkadaşlar bu üç hisse adına. Yani ben bu hisseleri uzun vadede düşünüyorum. Fakat kar satışı gelebilir. Kar satışının gelme sebebi de daha düşük fiyatlara ulaştığında oralardan alıp elimdeki lot sayısını arttırmak. Yani gene bu hisseleri alacağım. Başka bir hisse almayacağım. Bundan kazandığım paralarla. Günlük işlemlerine bakalım. Genel anlamda bakacak olduğumuz yer açılsın bir. En yüksek fiyat 73.20 en düşük fiyatsa 68.75 3 milyon 450 binlik bir para girişi olduğunu söyleyebiliriz. Detay kısmı bu şekilde inceleyebilirsiniz. Derinlik kısmı bu şekilde. 5 milyonluk bir alış tarafı 1 milyon 400 bin satış tarafında bekleyen emirler 10 kanami derinlikte de biraz daha alışlar baskın gibi gözüküyor şu anlık. Aracı kurum dağılımında alanlarda ilk sırada yapı kredi yer alıyor 445 bin lot. Bank of America ikinci sırada 345 bin lot. Tacirler üçüncü sırada 316 bin lot. A1 Kapital, Ziraat, Kıyamil, Finans, Pilip, Garanti, BBVA, Gedik, Ak, Global, Türk İş, Dinamik, Piramit, triv şeklinde sıralanıyor. Bunlar gün içerisinde Aselsan'ı alan kurumlardı. Satanlara bakacak olursak da ilk sırada iş yer alıyor 404 bin not. İkinci sırada Ahlatçı yer alıyor 302 bin not. Üçüncü sırada TEP yer alıyor 277 bin not. Vakıf, Ata, Info, Oyak, Teramex, Aistam, özür dilerim Osmanlı, Marbaş, İNG, Yatırım, Finansman, GCM bizim şeklinde sıralanıyor. Bunlar da gün içerisinde Aselsan'ı satan kurumlardı. Takas analizine bakalım. Günlük takas analizinde ne diyor bize? Yabancı yatırımcı e, ufak çaplı alışlarına devam etti bugün ama iki gün önce satıştaymış. İş, e, iş, emeklilik fonları garanti. İş garanti, iş garanti. Aracı kurumlara bakalım. Satanlarda iş, alanlarda garanti yer alıyorsam. Yani çok ciddi bir alış değil o da zaten. E, takasların da olumsuz yönde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Günlük bazda baktığımızda ve aracı kurum dağılımıyla bugünü bağlaştırdığımızda takasların olumsuz yönde olduğunu söyleyebiliriz günlük takasların. Haftalık ve aylık bazda katıl tarafını inceliyoruz. İsterseniz değerlendirirsiniz, gelirsiniz. Asas'ın adına da söyleyeceklerimiz bu kadardı. TÜPRAŞ yani uzun zamandır beklediğimiz bir kırılım geldi bugün yanılmıyorsam. Ee, bizim için kapanış önemli daha doğrusu da. Şuradan ne güzel bir yükseliş trendi çıkmış. Başka bir başka şeyler açılsın. direkt bunun günlük işlemlerinden bakalım, günlük işlemlerinden başlayalım. Çok e, orada göstereceğim bir nokta var zaten. Genel anlamda bakacak olduğumuz yer 94.30. En yüksek fiyat 91.50. En düşük fiyat e, çok güzel mükemmel bir para girişi var bugün arkadaşlar. Yani bu o direnci kırmak. Yani bunu gerektiriyordu. Böyle olması gerektiriyordu. Kırdı gibi gözüküyor şu anda. Grafikten daha net anlayacağız az sonra. 112 milyon 110 binlik yaklaşık değer olarak para girişi olduğunu söyleyebiliriz. Muazzam. Genel anlamda böyle. derinliğine bakalım. 4 milyon 400 bin not alış, 5 milyon 100 bin not da satış tarafında bekleyen emirler 10 kademe derinlikte de biraz daha ee, satışlar baskın gibi duruyor bakalım. Aracı kurum dağılımına bakalım. Alanlarda ilk sırada Bank of America yer alıyor. 2 milyon bin not. İkinci sırada QNB Finans yer alıyor, 637 bin not. Ünlü üçüncü sırada yer alıyor. 361 bin not. A1 Kapital, Terra, Ak Yatırım Finansman, Gedik, Ahlatçı, Marbaş, Pili, PHSBC, Info, Meksa Investal şeklinde sıralanıyor. Bunlar gün içerisinde TÜPRAŞ'ı alan kurumlardı. Satanlara bakacak olursak da ilk sırada halk yer alıyor 876 bin not. ikinci sırada ziraat yer alıyor 724 bin not. Üçüncü sırada taciler yer alıyor 720 bin not. İş, TEP, Garanti, Vakıf, Deniz, Yapı Kredi, Türk İş, Anadolu, Global, Bul Burgan, Oyak, Ayispis, Türkiye şeklinde sıralanıyor. Bunlar da gün içerisinde TÜPRAŞ'ı satan kurumlardı. Takas analizine bakalım bir de. Bugün de bağlaştırdığımızda ciddi anlamda olumsuz sinyaller verdiğini söyleyebiliriz, özür dilerim olumlu sinyaller verdiğini söyleyebiliriz çünkü alanlarda bakın Bank of America 3 milyon lot almış bugün, yabancı yatırımcı bugün ciddi bir alış yapmış, bu hissenin en büyük lot sahibi zaten Citibank, yabancı yatırımcı, 2 gün önce satışlarına devam etmişler 1 milyon 420 bin not satmışlar, bugün de yaklaşık 3 milyon not almışlar, bu da gayet olumlu sinyallere işarettir arkadaşlar. Olumlu yönde olduğunu söyleyebiliriz günlük takas analizinde. Şimdi asıl bakmamız gereken yer arkadaşlar. Bizim günlük bazda bu seviyenin üstünde kapatmamız gerekiyor artık. E yani 93 seviyelerinin üstünde kapatmamız gerekiyor. E 92 kaçta o çizgi? 92.85 e Bu çizgide 92, 92.85 92.85'in üstünde kapanış yapmamız gerekiyor ki bizim için yükselişler ifadesi. Ama burada çok sağlam bir direnç noktası var. Yani bayağı yüklü paralar gerektiriyor buranın kırılması için. Kırıldı gibi gözüküyor. Artık yani uzun vadede, orta vadede, uzun değil orta vadede yükselişler gelebileceğini söyleyebilirim. Endeks de endeks de aynı orantılı bir hissedir bu işte. yani de Yani endeksle zıt yönler hareket etmezler. Endeks olumlu giderse olumlu giderler. Olumsuz giderse olumsuz giderler. Endeksi de arkasına alıp artık bu direnci kırdı zaten. Endeksi de arkasına alırsa yükselişler gelebileceğini söyleyebilirim. Zaten şirket kendini ispatlamış bir şirket. Umarım ki temettü de versinler bu sene. Ee, başka diyebilecek pek bir şey yok. Ee, günlük hacim dağılımına bakacak olursak da e, günlük hacim dağılımı diğer e, yani borsanın geneline göre güzel aslında ama iyi değil, yeterli değil. Ee, saat onda iyi bir hacim yakalamış, sonra kademel olarak düşmüş, kapanışa doğru da e, iyi bir hacim yakaladığını söyleyebiliriz. Ee, başka bakabilecek olduğumuz yer parabolik sar ala geçmiş 26 günlük üstü hareketler ortalamında üstünde olduğunu söyleyebiliriz. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Lütfen kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, yorumlar kısmında bizlere destek için yorum yapmayı ve e, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Lütfen çok önemli detaylar bunlar bizim için. E, bu kadardı. Beni izlediğiniz, bana zaman ayırdığınız, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.